Evet arkadaşlar, bu TikTok yayınlarında çok kameramı kullanmadığım için full oyun ekranı veriyoruz ve Fishing North Atlantic. Biraz böyle balıkçılık bir iki videosu izledim, hoşuma gitti. Bir deneyeyim dedim. Şimdi karakter adı Bob Jackson yazıyor, bunu değiştirebiliyoruz. Ben buraya kendi ismimi yazdım abi. Oyunun ne halt olduğunu tam bilmiyorum, o yüzden bu şekilde açıldı önüme. Allahu Ekber deyip başlatacağız, bakalım başımıza ne gelecek. Hadi başlat. Evet, ne diyor? Hoş geldin. Kariyerine zengin teyzenden miras kalan hızlı bir ıstakoz teknesiyle başladın. Gösterişsiz bir başlangıçla beraber efsane kız Atlant denizcilerinin biri olmaya giden yolun çok uzun görünüyor. Stokoz avı için en iyi dönem Kasım-Mayıs arasıdır. Oyundaki tüm balık türleri sadece kendi sezonlarında yakalanabilir. Balık sezonları hakkında bilgi edinmek için lütfen oyun içindeki wiki'yi kontrol et. Temel bilgilerle başlayalım. Tamam. Diyor ki bu tamam, bu tamam, bu tamam, bu tamam. Bir şahıs V. F. Ufak bir hatası var. Tamam. Bu haritaya gelince bunda diyor M'ye bas diyor. Tamam. Hızlı seyir varmış. Tamam. Anladım. Tamam. Şimdi. Buraya git diyor. Şuna mı basacağım? Tamam. Buraya işaretledim. Hızlı seyir. Ha. Demek böyle. Oyunun sesi biraz fazla mı, bana mı öyle geliyor ya? Biraz kısalım. Oyunun sesi bayağı dangır dangır geliyor yani. Tamam. Motor nasıl kapatıyordu? X'le. Tamam. Şimdi kalktık. Depodaki sepetlerden birini aldık. Şu. Aldım. Koydum. Yem torbası. Sepet yemlendi. Sepeti attım. 18 saat beklemelisin, eğitim oyunculuğu 20 saat ileri atılacak. Tamam. Şimdi ne diyor? Şu an çekiyor galiba. Sarmıyor ki bu. Ha. Şununla sardırıyorsun. Tamam. Tamam. Sepeti ipten al. Yerleştir. Sepeti aç. Sandık. ...7.6 santim ölçüm aletinin iki ucu arasına sığmalıdır diyor.
Lastik kayışlar geçirmek için ışık kutusunu açıyoruz. Takozu plastik sandalye. Her sandık ortalama 40 kilo falan alır. İyi, bu da büyük. Lastik buraya. Güzel. Lastik buraya. Lastik buraya. Lastik buraya. Sandığı tanka depola. Depoladım. Tamam. Kendim de gidebilirmişim ama o uzun süre herhalde. Şunu o sepetten 3 tane mi var? Sepetler küçük galiba. Kaç? 3 tane. Bu tahta sepet diye geçiyor herhalde. Bunlardan 3 tane var. 6, 9. Yani 6 tane daha alabilirim. Harita. Şimdi ha, buraya gideceğim. Hızlı seyir yaptıralım. Gel çocuğum gel. Şimdi şöyle, 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 çapraz. Yartmonda gelemedik mi? Motoru çalıştır. Istakoz mevsiminde değiliz abi. Takoz mevsiminde olaydık iyiydi. Lan 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 oraya sakın çarpayım deme. Tekneyi yavaşlatalım. Evet. Limana çektik. Tamam. Satalım abi. Allah ne verdiyse. Çık. Gitti. Tamam, satıldı. Satıldı. Şimdi. Sepet alacaktım değil mi ben buna ya? Balıkçılık donanımı. Küçük sepet satın aldım. Şu ahşaptan. 3 tane var zaten. 1, 2, 6, 8, 9 tane yeter ya. Fazla bile aldık. Şimdi paramız ne kadar var bilmiyorum ama şuraya gel hocam. Tersane donatım açılmıyor. Teknenin bakımına bir bakalım. Yakıtı doldur. Onarımını yap. Yükseltmelerde paramız
19-15. Lan paramızı görmüyorum ki ben. Ya işte bu renk olayı biraz sıkıntı. 35 mi var, 65 mi var, bir şey var orada. Şimdi bunun motorunu... Benim o kadar param var mı? Benim bu kadar param yok ki. Çok bir param yok. O yüzden bana bir şeyden mesaj geldi. Aman ben de önemli bir şey sandım. Radarı koyalım abi. Radar önemli. Şamandıraları ışıklı ışıklı yapalım. Lazım olacak. Otomatik pilotu koy. Sonracığıma balık sonarı diyor abi. Koy abi, balık sonarı önemli. En kralını koy yani. Bilmiyorum, projektör koysam mı koymasam mı şu an emin değilim ama bir projektör koyacağız tabi. Kota yükseltmeme gerek yok. Depolamayı yükseltmeme bence gerek yok. Biraz da üstümüzde para kalsın. Projektör 4'ü takarsak 50 hoştaki her şey biter. Bir küçüğünü takalım abi. 3-5 kuruş cebimizde kalsın. Öde. Tamam, geri gel. Malzemeyi taktık. Zaten yem var 30 küsür tane. O yemi bitirene kadar tekneyi kullanırız hocam. Şöyle yap bak, balığa gel, donanım de yem satın ala geldiğin zaman yem bloğu şu anda Noyanki içine sığabilecek maksimum 5 yem bloğu, yemden 2 tanesine sahipsin diyor. Yani bir tur daha git gel yapabiliriz. Genele geleceksin. Tarih. Ama ben şu an tarihi göremiyorum. Nisan. Oyunda Nisan 2020 diyor şu an. Bir dakika. Bu hayvanların... Vicky'ye nereden bakıyorduk ya? Vicky. Gel Vicky abi. İstakoz. 1 Kasım 31 Mayıs. Yani istakoz için çok bir şeyimiz kalmamış. Vaktimiz kalmamış. Yani boş konum. Bulunsun elimizdeki. Şimdi. Şurası 1 ve 2. Şu bölgelerde stakoz göstermiş. Boş konum diyor ama. Şimdi Wiki'ye gelelim abi. Stakozla ilgili biraz daha bilgi alalım. Bu hayvanların genel olarak nerede olduklarını görmek isterdim ama her neyse. Şimdi şu yere bir gidelim, orada bir işaretçi çıksın bize. Ama bu bir şaka.
Anladım şimdi. Tamam. Gel. Şuraya bir gelsin. Ya hocam ya. Mecbur otomatik elden gideceğiz buna. Elden gidelim hadi. Abi oyun sesi hayvan gibi geliyor ya. Oyunun sesi harbi çok yüksek, biraz daha kıstım. Dehşet ses geliyor oyundan yani, öyle böyle değil. Az daha kısalım abi. Gürültüsü çok çünkü, yoksa ben de çok bağırıyorum. Hiç gerek yok böyle şeylere. Evet. Aslında oyunun sesinin yüksekliği ile alakası yok bunun da. Şimdi ben amfiyi biraz düşeyim. Dolayısıyla amfiyi düşünce kendi sesimi biraz arttıracağım. Arttırırsam da ne oluyor? Kırmızıya çıkıyorum. Tamam, kırmızıya çıkmamak için eski yerimde kalayım abi. Kal eski yerinde. Çok yüksek yerlere çıkma biraz amfiden, yükle. Otomatik pilotla gidemediğim için arkadaşlar, şey pardon, hızlı seyahatle gidemediğim için otopilotla gidiyorum şu an. Şu bantları da kim yapıştırıyor böyle abi ya? Allah'ın cezası Ali, lan elime yapıştı. Şurada bir keşfedilecek alan var, orayı keşfedelim. Bir sepet 40 kilo alıyor diyorlar arkadaşlar. Bazı şeyler deneyeceğiz. Yani deneyerek öğreneceğiz maalesef. Yavaşladı mı bu menet? Yok, 10 knotla gidebiliyorum hala. Şimdi 20 saat deseniz, ortalama 20 saat diyor zaten ortalamasını. 24 yaptı yani, 20 saatte 24 saat arasında çok büyük bir fark yok. Yani 16.55 şu anda. 24 saat yapsanız daha şey oluyor. Mecburen ağır gidiyoruz ama şimdi keşfedildi falan diyecek yaklaştığımızda. Biz onu bekliyoruz abi. Ne diyor? Keşfedildi. Hop, nereye gidiyorsun lan? Otomatik pilottan çıkamıyormuşum. Kapabilmem bir şey keşfedildi.
Tamam. Şimdi şu iki ıstakoz arasında şu sahil şeridi diyor. Tamam. Şuraya karayı kesemezsin. Evet, haklısın. O zaman biraz öne çık. Şöyle. Gel. Şimdi şuraya gel. Şimdi bunu böyle işaretlediğime göre ne yapabilirim? Otomatik pilotu çalıştır. Yani hızını 4 nota düş, yavaş gitsin. Çünkü biz elle 9 tane zamazingo atacağız şimdi. Evet, ışıkları yak. İkincil görüş. Kalkalım ayağa. Hadi bakalım. Aç bunu. Yani kısmetimiz artık. Çok yavaş gidiyorum galiba. Dur. Şunu altın at yap. Altın atla gidelim. Altın at da mı yavaş geliyor ya? Tamam, bunu da koyduk. Bence altın at da yavaş geliyor abi. 8 nota çıkart. Çok yavaş ya. Çok ağırsın kardeş. Ya zaman sıkıntımız var şu an yani. Bir ara izleyici koptu gitti, ne oluyor ya? Bayağı bir yemimiz var. Yem almamıza gerek yok uzun bir sürede. Bu küçük sepetleri satıp zamanla içine büyüklerini alırık. Şimdi Mayıs sonuna kadar ancak yapabiliyoruz. Teknemiz, hani elimizdeki tekne bu. Diğer sezonlarda diğer balıklar için de tekne bulundurmak zorunda kalacağız anlaşılan.
9 tane sepet atacağız. Doğru düzgün ıstakoz gelir inşallah. Ağır ilerliyoruz. Aslında manzara da güzel ha. Şöyle şunu alabilir miyim? Şuraya. Şimdi bunu yok ettim. 9 tane yattık. Öyle değil. Bak. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle yap. Hatta yapamadım. Çok oldu. Ay ebeni. On beş saat. Sarı. Yeşil. Mavi. Güzel. Şimdi. Şimdi bir dakika. Aha gördüm. Vallahi gördüm. Ama solunu alacağız. Anan avradına. Çek oltayı koçum. Evet, sepetimizi aldık. İstakoz boyu kurtarıyor. At. Bu küçük. Okyanusa bırak. Heh, böyle büyük olanlarını alacağız biz, büyük. Ufaklıkları almayacağız. Evet. İyi, iyi, iyi avlandık, iyi avlandık.
O mavi orada durunca çektirtmiyor. Istakoz abi. Bu arkadaşların tam sezonu şu an. İleride olacak. Önümde. Açalım. Evet, güzel. Fena değil boyu, güzel. Güzel. Yani çok büyük bir ağırlık yok. Aslına bakarsan ağırlık yok. 8 tonluk gemi var elimde. Ama biz bir halt yapamayırdı. Bir de tekne bir tuhaf. İyi, bunun boyu kurtarır. Bununki de kurtarır. Ya şansıma büyükleri denk geliyor ha. Balıkları sezonunda
şurada bak. Kırmızı kırmızı gördüm onu. Da işte. Motoru kapat. Yoksa gider bu dangalak. Çek. İşçi tutamayınca her haltı kendin yapıyorsun abi. Güzel. İyi kazanacağız. Yani tekne, dediğim gibi 8 tona yakın yük alabilen bir teknemiz var. Biz o kadar kutuyu attık ettik, 1 tonu zor topladık. Bunu at denize, bu küçük. Şuraya bak, 1 ton yok daha, 1 ton. Motoru kapatabilir misin hocam? Çekelim. Ver hocam. Kapak açılsın. Tamam. Fena değil. İşte idare eder. İyi iyi. Büyüklükleri iyi bunların. Güzel. Kalmadı bir şey. Koyduk. Attık. Ne oldu? 1 ton. Şuraya bak. Yani şu yaptığımı 8 kere falan tekrar edersen belki bir şey çıkar yani. Burada balık sonarı. Sonarı aç. Neyse, hala bu diplerde var istakoz. Buralara atacağız yine. Teknenin mazotu vardır herhalde. Mazot var. Aynen abladım. Yavaşla yavaşla lan. Anasını satayım, kaçırıyordum lan az daha. Çekelim. İyi. Bunların büyüklükleri önemli çünkü abi. Çok böyle yavruyu falan alırsan satarken yapıştırıveriyorlar cezayı. Bir de soy tükenmesi muhabbeti oluyor. Oyunu bu sefer hiç ilerletemiyorsun. Yapacağın avcılıkta sezona dikkat etmen gerekiyor. Dur bakalım. Yani çok büyük bir şey çıkmadı da.
İki tane mi kaldı? Hadi gidelim ileridekine. Yine aynı şekilde atacağız. Evet, motoru durdurduk. Malı çekelim abi. Ulan şansa çok yavruya denk gelmedik ha. Evet, sepeti koyalım. Sandığı atalım. Son bir tane kaldı şamandıra, sonra yemleyip tekrar atacağız. Şu ileride nokta gibi görüyorum bir tane ama. Evet, motoru susturduk. Aa. Tabii new game tabii. Oyunu ilk defa oynuyorum ben. Gel abi. Ananı. At abi şuraya. Bir tondan biraz fazla. Fena değil büyüklüğü. İyi iyi. At kutuya. At. Mevsim bitmeden şu işten iyi bir para kazanmamız şart bizim abi. Teknede çok ciddi hasar var. Evet. Abi 1,5 ton yavaş ya. 1,5 ton az yani, ben öyle söyleyeyim. Şu arası çok güzel. 10 nat dedik. Hak teala başlasın motor. Hadi 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 hadi. Hop attık gitti. Hemen hızlıca yem koy. Sepete at, onaylayacak birazdan çünkü. At sepete. Koy. Çok da acele etmeme gerek yok.
Zepet atacuk. Hop gitti. Yani 20 saati net uyutacaksın abi. 20 saat garanti. Biz de işte küçük çaplı gariban teknesiyle ley 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 ley. Hadi oğlum. Fakir olunca daha çok sepetimiz olsa iyiydi. Gerçi büyük sepet atmamız lazım da. 3-4 tona gelecek işte, büyük sepet alacak kadar paramız olsun. Bu sepetleri satarız. Çelik sepetler var büyük, onlardan 12 tane sığdırabilirsek. Ben tekneye kaç tane girer bilmiyorum da. Evet. Otopilot devre dışı. Sil. Evet. 20 saat kadar uyumamız gerekiyor, değil mi? Oh. Çiçak çiçak. Şimdi ileride Şamandıra'yı görmemiz lazım abi. Şamandıra falan görmüyorum. Sen görüyor musun? Abi hiçbir şey görmüyorum. Aa, önümde lan. Abi bu bir şaka mı ya? İn abi. Çek Şamandıra'yı. İnşallah baba baba babam. Ver abi sepetimi. Leğeni ver. Aç kapakları. Bakalım neler çıkacak. Güzel. Boyutlar çok iyi abi. Boyutlar çok iyi. Boylar denk geldi bu sefer, iyi oldu, iyi oldu. Boyu büyükler denk geldi.
Oy 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 oy. Bu küçük. Gönder bunu. Ne tarafa? Hafif sollu mu? Sollu biraz. Teknenin burnunu biraz sola çevir. Hayır lan, sola değil, sağa çevirecekmişim. Görmedim ki. Her ihtimale karşı abi, biz motoru kapatalım. Çekelim sepeti. Küçük bunu gönder. Evet, işte gitmiş bizim tekne. Evet, gulu 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 gulu. Şu şamandıraları denk getireceğiz diye bayağı bir savaş veriyoruz abi ya. Hoppa. Bu buraya abi. Kapakları aç. Dondu mu bu? Ne oldu buna ya? Hadi ama. Abi bu sistemde de bug'a düşmezsin ya. Unreal bug'a girmiş. Abi. Mouse gelmiyor şimdi de. İyi mi? Çok güzel. Temiz bug yedik ha. Dur şimdi bunu nasıl kapatacağım ben? Oyunu kaydetmemiştir de ya. Hay şansıma edeyim ya. Abi Unreal Engine niye hata verdi ki? Normalde vermez. Unreal yani hata vermemesi lazımdı. İnşallah patlatmazsın bizi koçum. Neredeyim lan ben? İyi. İyi, güzel yere denk geldim, güzel. Yani bir iki sepeti taşımamışız gibi oldu. Hobidiki diktik.
Hop, aha burada. Şu projektörü de kapat arkadaş. Çöktü. Yani projektör bu oyun motorunun hataya düşmesi çok saçma. Yani Unreal'in bir yığın oyununu oynuyorum abi ben yani. Koy bunu oraya. Bir dakika. Vallahi bakıyorum radara da bence birkaç tur daha döneriz yani. Hala İstagoz var. İleriyi güzelce keselim ki sıkıntı çıkmasın değil mi? Kaç, aha, şamandırayı gördüm sanırım orada. Sanırım şu şamandır, evet gördüm orada bir tane. Çok şükür balıktan bol bir şeyimiz yok da. Bizim tekne anca yengeçe kalay. Yengeç de değil. İstagoz yakalay, istagoz. Hop 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 hop. Bış. Bış de yah. Çek oğlum. Lan oğlum. Hay ananı. Ananı. Evet. Vallahi iyi gidiyor yengeç yerlerimiz. Stakozların boyları büyük denk gelmesi 140 kilo falan, yani çok bir şey toplayamıyorsun. Büyük sepete ihtiyacımız var. Keşke alsaymışız. Tekneyi onarmamız da lazım da işte. Açık konuşmak gerekirse tekneyi onaracak façam yok yani. Çek baba. Oğlum la bu gidiyor mu? İşte bu muhabbeti sevmiyorum. Güzel. 7-8 tane falan giriyor bunun içine, küçük sepet olduğu için.
O yüzden çok bir şey toplayamıyorum. Hemen önünde. Mesela. Hop 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 hop. Kayma kayma. Gerçi dalga var. Su üstüne nasıl kaymayacak acaba? Yavaş. Yapacak bir şey yok. Motoru durdura durdura yapıyoruz artık. Ne yapalım? İki tona yakın satış yapacağım şimdi de. Zaten küçük sepetlerle bile zor avlanıyoruz abi. Kapattık. Güzel. Mayıs'ın kaçına kadar yapıyordu? Bir dakika. Şu Viki'ye bir gelir misin? İstakoz. 31 Mayıs diyor. 31 Mayıs'tan sonrası patlatır bizi zaten. Gel bakayım tarihe bir bakabilir miyim? Daha Nisan'dayız oğlum ya. Aslına bakarsan bu bölgede daha toplarız yani. Sakın ha. Durdursak da dalgayla, akıntıyla bir şekilde sürükleniyoruz zaten de. Bile isteye gitmeyelim bari. Evet, çok güzel. Attık bunu buraya. Boyları yüksek geliyor, güzel. Önümüzdeki 4 numara çaprazda kalıyor, tamam. Allah çok döndü, dön. Ya bunu zapt etmesi zor. Evet, buradan iniyoruz. Güzel. Evet, büyük boylar denk geliyor vallahi. Kısmetliyiz. Hop.
ortalama sezonunun bitmesine bir ay olduğunu düşünürsek çelik sepetleri almamız lazım. Yani 2 tonu geçtik. Ama bu 9 taneyle birkaç tur daha döneriz biz abi. Kurtarmaz çünkü. Yaktığımız yakıta değsin yani. Dalgalar içim itiyor beni ya. İttirmese sıkıntı olmaz. Tekne ufak tabi sallıyor. Hem de çok sallanıyor, öyle böyle değil yani. Şöyle atalım. Aç şunu. Şunu da aç. Evet, gidiyor 3.
Mecburen aynı işlemleri tekrar tekrar yapacağız abi. Para kasmamız lazım çünkü. Parasız olmuyor. Yemde 16 tane kalmış aslında, fena değil. Evet. Otomatik pilottan çıktık. Saat. Hop. Çiçak. Hadi motoru çalıştıralım. Abi teknenin hasarını yaptıracağız bir de ya. Of. Döndür ha böyle. 9-10 natı geçemiyoruz zaten. Nerede? Şamandıram. Hah, gördüm. Şamandıra'yı gördüm lan oğlum. Drift atıyoruz resmen suyun üstünde. Ha. Onu ne uğradın lan? Hah. Hop 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 hop. Motoru durdur. Şimdi çekelim şunu. Çek. Yani 5 tonun üstünde bir istakozumuz olacak depoda. Herhalde hepsini çektik. Yani en azından depoyu doldurayım diye uğraşıyorum abi ben. Yani
Yani 3-5 parça ıstakoz tuttuk yine. Hiç yoktan iyidir. ...115 kilo. Ne yapalım? Allah bereket versin. Nerede şamandır abi? Şurada küçücük nokta gördüm. Zaten bir kere daha aynısını yapar. Ondan sonra yapamazsın ki. Yemin bitiyor. Yani işte bir bilemedin iki tur daha yapar. Çok yapmaz. ...132. İyi iyi. Güzel malzeme topluyoruz da... ...hala da buralarda var yani, ilerlerinde var mı ama onu bilmiyoruz. Dur bakalım. Hop, sakın. Ne abi, dalga itiyor resmen ya. Altın atla gidiyoruz. Yavaş, yavaş, yavaş. Daha da yavaş. Çok yavaş. Hoppa. Küçült. Durduk. Kapat. Evet, malı çekelim. Yani oyunun daha başı bu. Yani koca koca gemiler var daha bu oyunda. Oralara nasıl geleceğiz çok merak ediyorum abi. Zorlayacak gibi bu. Aç. Kapat. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Yani 100 kilo, 150 kilo falan tutabiliyoruz en fazla da. Biraz küçük mü? Yok değil. Yapıştır. Daha küçüklerini de gördük. Gayet iyi gidiyor abi. ...3800 küsür mü yazıyor orada? Ben mi yanlış görüyorum? Vallahi iyi. Yarısına kadar dolduracağız depoyu galiba. Ya harbi. Büyük sepet olsa da çok bir şey değişmez aslında.
Ortalama her sepetten 8 ila 10 tane çıkıyor. Büyüklerde de 20 taneye yakın çıkabiliyor. Sepetin büyük olması tek seferde... bir malzeme var. Yani biz bu bölgede takılalım. Vallahi iyi gidiyoruz. 3200 küsür. Motor devrede. Önümde şamandıra nokta gibi bir şey basıyor üstüne. O benim şamandıram büyük ihtimalle. Turgay. Eyvallah kardeşim, sağ olasın takip için. Hop yavaş. Az yanaş da. Allah Allah. Allah Allah. Azdır ya. Hoca bu nedir ya? Hop. Motoru durdur. Gel. Şimdi çok bir yem kalmadı. Teknenin mazotu var. Yani aslında kasayı doldurabildiğimiz kadar doldurup öyle dönelim limana. Çünkü bu tekneyi tamir ettirmemiz lazım. Bir de bu sepetler çok küçük abi. Yani oyun tarihlemesiyle bir ay kadar oyun için. Biz istakoz yardıracağız. O arada da biriktireceğiz bir miktar mangır. Güzel güzel. İyi denk geliyor, güzel. Bu küçük bunu gönder. Lan git. Kapağı kapat. Sepeti şuraya at. Kapat, al. Koyduk. Kaç kilo? 200. Oo. İyi geldi. Bereket var ya. Çabuk 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 çabuk, sakın kaçırma. Küçült. Küçült 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 küçült. Motoru kapat. F çıktık. Tur iyi geldi ya. Vallahi iyi geldi yani bu tur. Koy. Ver sanda, at depoya. Oo, iyi iyi. Ver motora gücü. Dokuz alsa tabi.
Motor. Motoru durduralım yoksa gidiyor bu. Kapak açıldı. Evet. Allah Allah. Ver şunu. Nasıl tutacak mıyım? Ne yapacağım? Değişik alıyor algılamalarını ya. Tamam. Sepeti koşuyor bir yere. Kapakları kapat. Sandığı hemen depoya yolla. İki tane kaldı. Güzel. Abi neredeyse yarısındayız. Elimizdeki bütün yemi bitirelim bari. Dur. Şunu al, bunu da koy, aç. Bayağı bir malzeme çıktı. Evet. İyi iyi, mal iyi, mal iyi. Mal harbiden iyi geliyor ya. Güzel güzel. At kasaya abi. Benim şamandıram nerede? Aha önümde. Tekniği durdurduk. Yağış başladı abi. Çektik. Şunu alalım. Bu ıstakoz teknesi biraz ufak. Buna mürettebat falan filan. Lan oğlum mouse niye büyümüyor ya? Of. Bu oyunun da bug'ı bu galiba abi. Çok iyi abi. Bu ufak, bunu geri gönder. Bu tamam. Sanırım son tenekeyi de aldım. Değil mi? Bakalım. 4800 küsür yarıyı geçtik. Yani bir tur daha dönersek zaten kasayı doldururuz da. Ondan sonra bir tur daha dönebilir miyiz? Ondan emin değilim. Şöyle bir bakayım abi.
Ve başlayalım. Evet. Yem 10 tane kaldı. Yem bitiyor zaten. Çatır çutur gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Koyalım. Gönder sepet. Sanırım oyun donacak arkadaşlar. Evet. Close Vito Sending diyor. Bu crash'in sebebi ne ya? Oyunu tekrar başlat. Allah'ım ya Rabbim delirtecek beni ya. Oyun niye crashliyor abi? Bir dakika. Tamam. Tamam, hepsini attık, güzel. Ha, oha ya.
Ay 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 ay. Neyse. Değerli arkadaşlar, büyük affınıza sığınarak yayını bitireceğim. Bu oyunun crash etmesinin sebebini bulmam gerekiyor. Çok fena sinirimi bozdu bu menet benim. Bunu bulacağım, sebebini. Crash olayını çözdükten sonra tekrar bu oyunla ilgili yayın açacağım sizlere. Yeni bir yayın açana kadar umarım tekrar görüşürüz. Şimdilik yayını kapatmak zorundayım. Çünkü ikidir aynı yere alıyor beni. Sevlemiyor. Sürekli crash alıyor oyun. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir yayında. Bugün içinde yayın açabilirim tekrar ama başka bir oyunu açacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.